bakmıştım ben. Pardon. Ben de niye şaşırıyorsam. Sen zaten bunlara alışkınsın çünkü, değil mi? Ne istiyorsun eşim? Lale'yi görmeye geldim. Lale Ayşe ile birlikte parka gitti. Eğer daha sonra arayıp gelirsen boşuna zahmet etmemiş olursun. Tamam. Sorun değil. Vaktim var, beklerim. Peki, sen bilirsin. Bence boşuna uğraşıyorsun. Bu eve fazla bağlanma. Sonra ayrılması zor olur. Beni düşündüğün için sağ ol eşim. Ama bir yere gittiğim yok. Sen öyle san. Daha fazla seni çekemeyeceğim. Ben de seni çekemiyorum ama katlanmak zorundayım güzelim. Gerçi az kaldı. Yakında Çınar böyle senin gibi elleri çamurlu, hizmetçi kılıklı birini daha fazla yanında tutmayacak, gönderecek. Neden böyle davrandığını biliyorum eşim. Anlıyorum. O yüzden sana cevap vermeyeceğim. Neler biliyor musun, anlatsana. Ben de öğreneyim. Gerçekten üzülüyorum senin için. Belki başka şartlarda tanışsaydık sevebilirdim bile. Ama şunu anla artık lütfen. Çınar sana geri dönmeyecek. Ve ne yaparsan yap artık eskisi gibi olamazsınız. Sen her şeyi çok biliyorsun öyle mi? Ama asıl geçici olan sensin hayatım. Çünkü ben Lale'den önce de vardım. Çınar kimseyi sevmediği gibi sevdi beni. Kimseye dokunmadığı gibi dokundu bana, anladın mı? Bunları dinlemek zorunda değilim ben. Sadece sana acıdığım için söylemek istedim. Sen kimsin bana acıyorsun ya? Sen hiç aynaya baktın mı? Zavallısın sen. Bir hiçsin. Çınar için de bir hiçsin. Bu yüzden geldiğin yere geri döneceksin. Yeter eşim. Biz birbirimizi seviyoruz. Senin de bunu bozmana izin vermeyeceğim. Dalga mı geçiyorsun ya? Nasıl yani? Şimdi düzmece oyun bir evlilik mi sevgiye dönüştü? Haklısın. Başta hepsi bir oyundu. Ama dün gece gerçek oldu her şey. Yalan söylüyorsun! Yalan söylüyorsun! Böyle bir şey olmadı, bana acı çektirmek için yapıyorsun! İzim yeter! Çık git artık evimden! Senin şımarıklıklarını daha fazla dinleyemeyeceğim! Çık! Şunlar seni hiçbir zaman sevmedi! Sevmeyecekti! Yapma eşim. Aa! Artık git. Toprak bebeğim. Yeşim. Yeşim. Yeşim, iyi misin? Toprak bebeğim. Yeşim dur. Toprak. Yeşim. Toprak bebeğim. Yeşim dur. Toprak. Yeşim. Toprak. Toprak kalır. Yeşim dur. Dur. Kimse yok mu? Yeşim. Yeşim. Ne olur aç gözünü. Yeşim iyi misin? Yeşim. Yeşim dur. Dur. Her şeyi geçtim, abimin bu ameliyatı olması şart. Kızım, koskoca adamı kulağından tutup masaya götüremeyiz ki. Neticede ameliyattan çıkmama durumu da var. Allah korusun. O da var ama doktoruyla konuştum yenge. Şayet kalbi tekrarlarsa...
kurtulamayabilirmiş. Aman ağzından yel alsın, dağların ardına salsın. Korkmak da pek de haksız sayılmaz. Ne kadar ömrümüz olduğunu gerçi Allah bilir ama... belki kriz geçirmeyecek. Belki daha uzun yıllar yaşayacak. O da var ama 3 damara birden tıkanmış. Bile bile lades mi diyeceğiz? Vallahi kızım, ne yapalım yani, kendi istemeden biz ne yapabiliriz? Sen yapabilirsin yenge. Bence abim sen gittiğin için hayatla bağını kopardı. Sen geri dönersen tekrar tutunur. Hem bir de Çınar durumu var. Bence bu küskünlüğü kaldıramıyor abim. Bir an önce Çınar'ın abimi affetmesini sağlamak lazım. O iş biraz kolay değil Reyhan. Sen yapabilirsin. Bak ben de senin yanındayım. İyi de kızım, benim de bir gururum var. Öyle ya da böyle ihanet etti Necip Bey bana. Yüzüme o kadından nefret ettiğini zikrederken arkamdan başka başka icraatlarda bulunmuş. Bütün bunları bir kalemde silip atamam. Abim ölürse gururun vicdanın sesini bastırabilecek mi bakalım? Köy, Sümbül Sokak No 18. Hastanın kanaması var. Ne olur çabuk gelin. Yeşim. Yeşim. Yeşim, beni duyuyor musun? İyi misin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.